İhsan, biraz oturup konuşsak. Konuşuruz, konuşuruz Sevincim. Ev kaçmıyor ya. Benim aklıma ne geldi? Bak şimdi ben madem böyle bütün gün evdeyim, diyorum ki tek tek bütün komşuları ziyaret edeyim. Kimin ne derdi var bir anlayayım. Biliyorsun ben insan sarrafıyım. Böyle bakar bakmaz insanın derdi var mı tak diye anlarım. Şak diye de çözüm getiririm. Böylelikle hem kendime bir meşgale bulmuş olurum, hem de toplumu üstün zekamdan faydalandırmış olurum. Ne dersin? İhsan. Hani şu antrefobisi olan Lütfullah Bey var ya, ben onun derdine bir çare buldum bile. Neymiş o? Adamı Atatürk Orman Çiftliği'ne yollayalım Sevinç. Etrafında mandalar, ayılar, zürafalar, develer, filler. Rahat eder adamcağız. Ben bir kapıya bakayım. Haftanın her günü, günün her saati. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hanımefendi saygılar. Gözünüz aydın, beyefendi emeklemiş. Ya biraz büyüse de yuvaya yazdırsak. İrfan, getirdin mi tablayı? Aferin sana çabuk geç bakalım. Kusura bakmayın azizim, biraz geciktim fakat kayıp zamanı telafi edeceğim. Zira evde pulları dizdim, öyle geldim kapattım tablayı. İşte bu. Sen yanlış tabla getirmiş olmuyorsun İrfan. Mesele değil efendim, ben hemen dizerim. İrfan, hani oturup konuşacaktık. Konuşuruz Sevincim, konuşuruz. İrfan'la bir parti tablo oynayayım, ondan sonra tamamen seninim. Vallahi hazır. Hadi bakalım efendim. Buyurun bak. Aa, rica ederim. Olur mu? Önce sen başla. Sen misafirsin. Katiyen efendim. Emekli olmuşsunuz. Vallahi emeğinize yazık. Rica ediyorum. Sen başla. Bak ant verdim. Olmaz ama yeşil tuttum Cenneşhani. Allah'ının Muhammed'inin aşkı. Ne olursa. Buyurun İrfan Bey. Sıra sizde. İhsan, sen de ya çabuk yen ya çabuk yenil. Oturup konuşmak istiyorum. Konuşuruz bir tane. Konuşuruz. Bir particik tablo oynayayım İrfan'la bir de. Ya İrfan'cığım. Ben seni son zamanlarda biraz düşünceli görüyorum. Bir derdin mi var senin? İhsan, sana ne el alemin derdinden? Çok mu belli oluyor? Gördün mü? Ne dedim ben sana? Bakar bakmaz anlıyorum ya. İşte bu yeteneğimi geliştirmek için müthiş bir fırsat bu emeklilik. Bir yandan oyna, bir yandan anlat İrfan'cığım. Efendim biliyorsunuz ben şimdi 7 dile hakim bir insanım. Fakat bu İtalyanca'yı konuşurken sesim bir tuhaf çıkıyor. Misal veriyorum. Io parlo molto bene italiano. Gördünüz mü? Evet. Senin bu derdine bir çözüm bulmak lazım. Bir yandan oynayalım, bir yandan da çözüm bulmaya çalışalım İrfan'cığım. Hadi Allah. Hadi. Bismillah. Aha, kusura bakmayın efendim. Ben uzun zamandır oynamıyorum. O yüzden heyecandan oldu. Affedersiniz. Tekrar edebilirim. Çarşaf getirmekten. Bitiyor Sevincim, bitiyor. Bir particik. Kaç kaç oldu? 19-19 efendim. Bir oyun kaldı, 20'de bitiyor. Allah'ım bu defa çok dikkatli oynamalıyım. En ufak bir hata yapmamalıyım. 6-4. Buyurun. 4-3. 4-3. İrfan Bey. Hanımefendi lütfen. Lütfen ses çıkartmayın. 4-3 attım zaten sinirlerim bozuk. Yapmayın. Ama ne olursunuz bu kapı zilini susturun. Ha, konsantre olamıyorum canım. Yapmayın. Vallahi içine giremiyorum. Ben burada yapamam. Mutfağa gidiyorum efendim. Sessiz bir yerde düşünmem lazım. Çocuk oyuncağı değil. Yok yok. Bu İrfan'ın derdi çok büyük. Beni epey uğraştıracak bu.